Golden League Sefaköy'de yarı final rövanş maçı biraz sonra başlayacak. Teletabiler SK Birlik Spor mücadelesi. İlk maçı Birlik Spor 5-3 kazandığı final için çok yakınsınız. Belki iki adım öndesiniz. İki farklı üstünlük sağladınız. Biraz önce biten Ay Yıldız Brothers mücadelesinde Ay Yıldız adını finale yazdırdı. Finalde de önce Teletabileri görmek istiyoruz ama yeneceksek de finalde Birlik Spor'u yensek daha güzel olur dedi. Önce bu maçla ilgili görüşlerini alalım. Bu maçla ilgili görüşlerim, zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Her ne kadar 5-3 gibi avantajlı bir skorla maça başlayacak olsak da çok tehlikeli bir rakip. Her an her şey olabilir, her an her şey değişebilir. İki fark halı sahada. Halı saha kültüründe çok önemli bir fark değil. Oyunun kontrolünü elimizde tutup maçı kazanmak istiyoruz. Finale adımızı yazdırmak istiyoruz. Başka da söyleyecek, yani bu maçla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Finaldeki, yani finale yükselen Ay Yıldız takımına da başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz, başarılar. Teletabiler SK takım kaptanı Harun Tuzlu ile birlikteyiz. Yarı final rövanş maçı. İlk maçı Birlik Spor karşısında 5-3 mağlup tamamladınız. Biraz önce biten diğer yarı final mücadelesinde de Ay Yıldız rakibi karşısında berabere kalarak adını finale yazdırdı. Finalde de sizi görmek istediklerini söylediler. Önce bu maçla ilgili görüşlerini, ardından eğer final oynarsanız Ay Yıldız mücadelesinde konuşabiliriz. Buyurun. Bu maç iyi bir maç. Sezon içinde de iyi bir maç oynamıştık. O berabere bitmişti ama yarı finallik maçında yenildik. Tabii bu halı saha çok 2-0'lık o dezavantajı bugün kendi lehimize çevireceğiz. İnandık. Kazanmak için geldik. İnşallah turu atlayarak gideriz. Brothers ve Ay Yıldız maçına biraz izledik. İki takım da müthiş futbol oynadı. Ay Yıldız'ı tebrik ediyorum. İnşallah birlikte final oynarız. Bakalım. Biz de size başarılar diliyoruz. Birlik Spor'a da bize başarılar diliyoruz. Başarılar. Golden League Sefaköy'de ikinci yarı final müsabakasında sonuna geldik. Birlik Spor Teletabiler SK mücadelesi 2-2 sona erdi. İki yarı final müsabakası da beraberlikle sonuçlandı. Adını finale yazdıran takımlar Birlik Spor ve Ay Yıldız oldu. Maçla ilgili görüşlerini alalım önce. Çok zor bir mücadeleydi gerçekten. Çok zorlanarak kazandık. Yani berabere bitti zaten ama turu gerçekten kolay bir şekilde geçmedik. Final adımızı kolay bir şekilde yazdırmadık. Teletabiler takımı gerçekten çok İyi bir takım. Hepsinin ayağına sağlık. Hepsi kaliteli ayaklardan oluşan bir takım. Rakibimize bundan sonraki oynayacağı müsabakalarda başarılar diliyorum. Finalde artık rakibimiz Ay Yıldız. İstediğimiz rakiplerden bir tanesi de Ay Yıldız. Çünkü istatistik olarak hep öndeyiz ve iyi ki de Ay Yıldız geldi diyoruz. Buradan Kaptan Bilal'e de söylüyorum. Sesleniyorum. Lütfen daha sağlam bir şekilde çıksınlar. Final tadında bir mücadele olsun diyorum. Rakibimize başarılar. Bir soru daha sormak istiyorum. Tabii. Ligin bence alan savunmasını en iyi yapan takımısınız diyebilirim. Evet. Yani rakibi 3. bölgede hiç topla buluşturmadınız. Bunu neye bağlıyorsunuz? Özellikle Şehmuz'un ön libero'daki müdahalelerini çok beğendim. Topu 3. bölgede rakiple buluşturmuyorsunuz. Bununla ilgili rakipleriniz ne tür önlemler alabilir acaba size karşı? Yani, rakiplerimiz ne tür önlemler alabilir? Bununla alakalı bir açıklama yapmayayım da. Bu maça özel tabii. Tiyo vermiş olasın. Evet, bu maça özel. Özellikle çalıştık çünkü Teletabiler takımı çok pas yapan bir takımdı. Şehmus'un bu maçta rolü çok büyüktü. Hepsinin ayağına sağlık. Bu arada bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ay Yıldız'a ilgili